Belhanda nereden çıktı? Niye oynattım Belhanda'yı? Belhanda enerjisini de düşürdü takımın. Sonra o oyundan aldı. O da gördü. Fatih Hoca da gördü. Çok güvendiği Belhanda'nın çok fazla top kaptırdığı, oyun aklı olamadığını, takımın direncini de düşürdüğü yaptığı hatalar nedeniyle. Falcao çok fazla rakip savunma tarafından iyi analiz edilmiş. Hiç boş bırakılmadı. Gerçi vurduğu bir kafa vuruşu vardı. Ee, rakip bitmesine rağmen iyi kafa vurdu ama dediğimiz gibi yani e, Beşiktaş'ın da o heyecanlı hücum futbolunu göremedik. Galatasaray'ın da kazanması gereken bir maçta 2 puan bırakması zirve yarışında e, Galatasaray'ı etkiledi. Sonuçta zirvenin 3 puan gerisinde ve maçları kendi evinde oynadığınız maçlara 3 puan yazmak zorundasınız. E, bu ligin boyunun kısaldığı artık 8 haftaya girilen yarışta Trabzonspor açısından da e, kaybedilen 2 puan yarışta etkileyecektir ilerleyen haftalarda. Galatasaray'ı da etkileyecektir. Zaten Serdar'ın dediği gibi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın her ne kadar hani kazansa yarışa ortak olacaktı ama 3-4 hafta önce biz geride kaldık. Artık yukarılarda kendimize bir yer belirleyeceğiz. Hiçbir zaman şampiyonluğu telaffuz etmedi Sergen Yalçın. Ama belli ki Beşiktaş'ta da gelecek sezonun hazırlıkları yapılıyor. Ben yani kanatlardan Enkudu biraz etkiliydi ama Tyler Bolt'u beğenmedim. Gökhan Gönül sakatlandı. Onun dışında haftalardır bir düşüşte olan Burak Yılmaz da çok fazla oyuna ağırlığını koyamadı. Buna rağmen Beşiktaş'ın buradan puan çıkarması beraber kalması kötü değil. Yani Beşiktaş açısından sonuca baktığında mutlu eden bir skor diyebilirim. Peki... Ee, sevgili Lea Kapsal, bu e, girizgahları ardından sizin maça ilişkiniz şöyle toparlayabileceğiniz genel görüntü nedir? Aslında Galatasaray-Beşiktaş maçları son dönemlerde daha keyifli, daha gollü, daha göze hoş gelen maçlar olmuştu. Bugün o beklentimizi karşılamadı bu 90 dakika. Ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, daha çok ihtiyacı olan aslında... Galatasaray'da aslında iki takımın da çok ihtiyacı vardı. Beşiktaş yarışta kalabilmek, Galatasaray ise şampiyonluk yolunda rakipleri berabere kalmışken bu fırsata, bunu fırsata dönüştürebilmek çok adına. Çok güzel bir şey söyleyeyim. Beşiktaş ne de kalabilmek için? Yarışta. yarışta Böyle kalabilmek. yarışta kalamazsın. Anadolu takımı gibi Beşiktaş oynayamaz. Beşiktaş Beşiktaş gibi oynar. Böyle korkak plansız Galatasaray deplasmanını oynayamazsın. Az önce söyledin 29 defa Galatasaray rakip ceza sahası içinde buluşuyor. Beşiktaş 10 kere. Evet. Hem de seyircisiz. Türbünde seyirci yok. 50 bin bir de seyirci olduğunu düşün. Şut 16 tane şut atıyor. Evet. Galatasaray 3 tane Beşiktaş atıyor. Beşiktaş takımı 6 maçtır Sergen Yalçın'la Başakşehir'e mağlup olduğu maçta dahil hep oyun üstünlüğü elindeydi. Ama bugün ne oyun üstünlüğü ne oyuncuların coşkusu, sırf korku, beraberle sanki kupa revanşına çıkmış Ender. ilk maçı Beşiktaş... Vodafone Park'ta 1-0 yenmiş 0-0'a tut atlayacak. Ya Beşiktaş takımı bu kadar yani son kredisini kullanacak. Geriye kalan 8 haftada milyonda bire indirmiştir bu beraberlikle. Neredeyse lig bitmiştir Beşiktaş için. Böyle oynamaması gerekir Beşiktaş'ın. Hem hazırlayan Sergen Yalçın'da büyük hata vardır. Oyuncularda da vardır. Başta Sergen Yalçın'da Ya tamam ya devam maçını böyle, böyle oynamamalıydı. Hem korkakça yani. hem de plansızca. Beşiktaş takımı oynamaz. Bir Anadolu takımı gibi. Anadolu takım burada küçük görmek değil. Ekonomileri öyle gelecek Galatasaray'la oynuyorsan kendi yer alına çekecek Kontrata koyacak. oynayacak. Beşiktaş takımda ne planı? Atıba'yı zaten ucuma çıkarmıyorsun. Eline neyle kalmış iki tane altı numara. Bağlantı Boateng'le olacak. Boateng golcü bir on numara bir kere. Oyunu kuracak değil. Önde boyutu bura en kim oynatacak? Bununla ilgili hiçbir düşüncesi yoktu Sergen Yalçın. Boyut kovala Seratçı'yı. İşte en kutu sen Mariano'yu kovala devamlı koş peşinden. Ucunda ne yapacak? Ucunda hiçbir planı olmadığından zaten bu istatistik verilerde geride Beşiktaş. Kafa olarak da hazırlanmamış, plan olarak da. Galatasaray duraklama devrine girdi Ender. 8'de 8, oyun gücüyle çok iyi oynadılar. Geçen hafta da berabere kaldıkları Sivas maçı yine oyun gücü Galatasaray'ın elindeydi. İlk yarı 3-1, 4-1 çok rahat girerdi içeri. Ama bu maçla beraber son iki haftada 4 puan kaybetti. Yani o çıkış zamanından sonra şimdi gerileme devrine geldi. İki maçta dört puan kaybetti. Burada daha coşkulu, daha istekli Galatasaray'ın olması gerekirdi. Evet en büyük itici gücü, taraftar yok. Evet bu kolay bir iş değil. 50 bin kişiyle oynamak tabii ki Galatasaray'da büyük bir olacaktı, büyük bir avantajdı. Tabii. Nasıl ilk maç Vodafone Park'ta krizdeydi. Hatta Abdullah Avcı gideceği zaman da türbin itmişti takım Umut Nair'in golle Beşiktaş evet. galip gelmişti. Evet seyirci de yoktu ama ile oyuncularda da gerekli o istek, arzu, coşku da yoktu. Bir de Fatih Terim de, yani hem Belanda değişik, mesela Belanda ile oyuna başlaması çok enteresan. Bir anda yani Ömer'le oyuna hız veren, Levent az önce Küncene de söylediğim gibi bir 45 dakika bak kaybetti dediler. saha Ömer'in getirdiği ne biliyor musun? Çok hareketli bir oyuncu. Dinamizm getiriyor, rakibi bozuyor. Hareketli olduğu için mesela eline ile Atiba onu takip edemiyor. Diğer oyuncular da bakıyorsun oyuna giriyor. Ha bir de Galatasaray'da şunu söyleyeyim. Lemina sakattıktan sonra, çok gerilemiş olarak döndü. Bir tek seri orta sahaya ilk yarı bir şeyler toparlamaya çalıştı. İkinci devre tabii niye Galatasaray öne gitti biliyor musun? Bu istatistiklerin çoğu değil. Biliyorsun ikinci yarı çıktı ortaya bu farklar. Doğru. Niye? Seriye Ömer Ayak uydurdu. Ömer Onya kurup tabii burada da Saratçı Bir de az önce de söyledim. Onya kuru kullanılacaksa böyle bir ıslak zeminde pasın şiddeti çok önemli. Onu bile doğru ayarlayamadı Galatasaray. Bu ne oldu? Falkoya'da da top gelmeyince Hücum üretkenliğini de azalttı Galatasaray'ın dikkat et. Falco da çok yalnız oynamaya başladı. Enkudu de demiş ki... Bir de Beşiktaş, bir de beşiktaş e, dörtlü savunma gibi gözüküyor ama hep Atiba içerideydi hocam. Oyunu kurarken... Top ama lan, ne olursa olsun hale. normal ben Vodafone'da izlerken daha çok Le Levent rakip kaydı oynayan bir Levent abi, Lemina ve, ve Seri de var. zaman zaman şimdi ikili baskı yaptıklarının önünde Belanda ileri geldiğinde mesela Falco o zaman ne yaptı biliyor musun? Vida ee, i̇şte Ruiz'in arasına, gir arasına girerek topu kullanmak için. Normal karşılarken baktım senin orta sahada hep Elinin yanında rakip Elini orta sahada karşıladı. Aktiftir, evet. Hayır, o, yani bir tek o pas trafiği için yardımı için geldi artık. Doğru, Öbür türlü ama iki beki çıkmadı hocam. Hayır ben diyorum ya Beşiktaş, Doğru. Beşiktaş gibi oynamalı. Anadolu takımı gibi oynamalı. Şampiyonluk şansını bitirmiştir bu maçta. Mağlup da olsa Beşiktaş takım böyle bir puanla hele geriye kalan 8 haftasını belli edecek bir maçta bu kadar korkak ve plansız Oynayamaz Beşiktaş takımı. Maalesef bu geceki en büyük sıkıntısı buydu. Teşekkür ederim hocam. Erman Toroğlu da aramızda. Erman hocam tabii derbiyle tabii. ilgili beklediğiniz e, oyunu görebildiniz mi? E, Levent Tüzemen dedi ki siz yokken Galatasaray 1.45 dakikayı kaybetti. 1.45 dakikayı harcadı boşa. Berhan da ilk yarıda bir kişi eksik bıraktı takımı. Reyhan Kapsal diyor ki ya tamam ya devam maçında Beşiktaş böyle mi oynar? ...siz ne düşünüyorsunuz derbiye ilişkin... ...Beşiktaş bu sonuçla... ...demiştiniz ki maçtan önce... ...yenemezse... ...bitti. Tamamdır. Bitti. Beşiktaş bitti. Ha Galatasaray... ...Galatasaray ilk maça göre oynadı. Şimdi Başak e, Trabzon-Başakşehir beraber kalınca... ...Galatasaray dedi ki... ...ben önce bir yenilmeyeyim yani... ...bir ters top olur yenilirsem duman olurum dedi. Yenilmeyeyim çünkü... ...Galatasaray iki rakibiyle oynayacak. Üzerindeki iki rakibiyle maçı var... Yani Galatasaray diyor ki ben iki rakibimi yararsam yukarıda kalırım diyor. Olabilirim diyor. Yani mantığı o. Çünkü iki rakiple oynamak büyük avantaj. Kaderin başkasının elinde değil. Kaderin Kendi senin elinde. Yani ben yenemedim kardeşim işte sen yenseydin ben şampiyon olacaktım. Öyle bir şey yok. Çıkacak oynayacak. Yenerse şampiyon olacak. Yenemezse olmayacak. Amma ve lakin. bu Başakşehir şey maçında bir hakem seyrettim. Bu çocuk iyi geldi dişinden tırnağından geldi. Babası Abdüka da benim yardımcı hakemimi e. yaptı. Babası da düzgün adamdır ama hakem olarak oğlu daha başarılı. Çok başarılı oldu. Galip Gütügen'in oğlu. Galip çok başarılı. Benden yurt dışına falan da geldi babası ama babası başarılı değildi o kadar. Bu çok iyi. Aferin bu çocuk Boynuz da kulağa geçti Vücut dili, fiziği, her şeyiyle düzgün futbolcuyla falan. İyi gidiyor. İnşallah bozulmaz. Yalnız arkadaş Trabzon'da bir iğrenç bir olay seyrettim. İğrenç bir olay. Tamam da yani Haftayımdaki programı bıraktım. Çıktım yani şeydeki Trabzon maçı. Abi gidin ya. Yapmayın abi. Zeker ya artık bu olmaz. Bu ahlak ödesi bir şey yapıyorlar hocam. Ahlak ödesi. Yani ne diyeyim yani ahlaksızlar diyeceğim olmayacak. Ne bileyim daha başka diyeceğim. Ya arkadaş hakem olarak sen gördün. Ben senin gördüğünü gördüm. Vücut dilli. Hadi bizi yedin. Ya var. Sen ne yapıyorsun ya? O sırada işel oldun tuvalete mi gittin ya? Ben de yapamıyorum dedin etrafa yapmayayım diye içeriye mi gittin? Sağının içine yaptınız ya futbolun içine yaptınız. Ayıptır ya. Ya gidin abi yapmayın ya. Defolup olup gidin. Çünkü defa bırakıyorsunuz futbolda. Ya abi ben bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum ya. Beni mahkemeye de verebilirler. Beklerim mahkemeyi. Ama ayıp ya. Bir... Ya, kamuoyunda da enteresan işler oluyor ha. İşte <laughs> ne o? Ne bakanı şey, e, Maliye Bakanı Trabzonluymuş. İyi güzel de lan haksız atıldı Karttan Şorlot'u attınız. Burada puanlar gitti. Demek ki iki bakan daha olsa Trabzon küme düşer abi. Göztepe maçı var hocam. İki bakan Gaziantep daha olsa, iki bakan daha olsa Trabzon'u küme düşürürler ha. Söyleye söyleye. Trabzon. Ama bu ahlak sınırı. hocam. 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 Bu işte bir organize iş var. Var, var. Bak bugün bugün bu olayı gördükten sonra bana birisi gelsin desin ki ne diyor onlar Erman Toroğlu? Ne organize iş? Serseri, hayvan, aptal desin bana. Ben de ona göstereyim. Ya bana hayvan, aptal, serseri ne diyorsun lan sen filan desinler ya. Ya bu ya inanamadım ya. Kendimi koydum oraya. Ya inanamadım. Kendimi koydum var ya. Abi orada ben maçı bitirmezdim. Kendimi de duman ederdim Trabzon'da duman ederdim Bugünkü hatalar gibi e, ya 3 maçta böyle hatalar oldu. 7 puanı gitti Trabzonspor'un. 7 puanak. Göztepe maçı da var hatırlayın hocam, hocam. hocam. Bak şimdi. O çocuk neydi o? Abdülkadir topu ayağından aldı. Tartışırız hocam. Sen foul dersin. Ben demem. Penaltı var ama orada A hocam. hocam. Hocam bak. Gaziantep maçı var. tartışırız bazı ya, şeyleri. Şey. Evet. Hocam tamam. Sen penaltı dersin. Ben değil derim. Çekmeye inanmam. Ben biraz sert futbol oynatmaktan yanayım. Derim ki ya size göre for penaltı da bana göre değil derim. Hepsine varım. Ama bu pozisyon ahlak ötesi bir pozisyon hocam. Bak. Bunu bunu çok farklı bir yere alıyorum. Bu ahlak ötesi pozisyonu kamuoyunda alın arkadaşlar ya. Şeyden sosyal medyadan filan alın seyredin. Ya yani yemin ediyorum benim ahlak ötesi dediğimin çok fazlasını söylersiniz. Bu Trabzon'un şey falan değil abi. Trabzon belki Hepsine olabilir. Bu yapılan iş ahlak ödesi abi. Hocam acaba tesadüf... Tesadiller... Niye biliyor musun? Hadi sahada bitiriyordunuz lan. Hadi sahada bitiriyordunuz. Lan sizin önünüze televizyon koyuyorlar. Kimi yiyorsunuz? Ahlak ödesi dediğim o benim. ahlak ödesi dediğim televizyon. Ya kimi yiyorsunuz? Var sistemi. Siz? Var. Kimi yiyorsunuz siz? Ya... Şöyle bir... Şimdi bir cümle daha sarf edeceğim. Aman hocam. Bana yakışmayacak. Rütük Benim var. Benim gibi adama yakışmayacak. Ben çok terbiyeli bir adam değilim. Estağfurullah. estağfurullah. Doğru, değilim, değilim. Ama abi yani birkaç şey daha söyleyeceğim. Kendime yazık edeceğim. Ya Aman nasıl hocam. bir terbiyesizlik ya? Şu var protokolü. Bu nasıl bir terbiyesizlik? Bu neden var acaba şu? O mu? Neden var bu? Bu görüntü. Onu git onlara sor. Bana ne soruyorsun? Dekor. Dekor için Hakikaten yani. Neden var bu? Ya herhalde, herhalde vardaki Meta Kalkavan, ishal oldu, gece bir şeyler yedi, tuvalete gitti, görmedi abi. Aklıma o geliyor. Herhalde ekip olarak hocam. Paçasından akıyordu herhalde avarlardı, şeyler. Avarlar da hocam. Pislikler herhalde tuvalete gitti, göremedi abi. Aman hocam. Hocam, burada... Ya böyle bir şey var ki, mı ya? Bak. Fenerbahçe Beşiktaş maçı var ya konuşmuştuk ya o zaman da Cüneyt Çakır'ın var hakemi Mete Kalkavan'dı. Üç tane ben o zaman sen iki tane söylemiştin evet. hatırlıyor musun? Penaltısını evet. vermedi vara bile çağırmadı hatırlıyor musun evet. onu? Evet. İki tane Vida'nın bir tane Enkudu'nun. Ve de Fenerbahçe'nin o günün hakkını verdik. Hatta ikimiz de dedik ki iyi oynadı Fenerbahçe üç Vay penaltıyı şey ver kardeşim Tabii. sen altı üç yedi 3'ün Fenerbahçe'ye ener o ayrı. Üç tane penaltısını bana göre sen iki tane hocam söyledin. Ya bak, o gün de Mete Kalkavan'dı ya hocam. Ya. Bak o günde, sana göre bana göre dediğimiz pozisyonlarda oluyor. Tabii. Sen diyorsun ki ben diyorum ki diye Ama şunun yani penaltı olmaması, vara gidilmemesi ahlak ötesi bir şey. Başka bir şeyden bahsediyorum. Bak ikili mücadele, çekersin, folder, itersin, hepsine varım. Yüzde yüz folder, yüzde yüz penaltı. Ya yüzde doksan değil. Bu ayıp utanıyor ya. Ya yürüyün gidin ya. Bir şey diyeceğim de yürüyün i̇şte gidin. İşte o abi. sana göresi bana göresi ama olmayınca hocam, da... burada... Kamu vicdanı zedeleniyor sevgili ha, Zeki. Tabii. Ya, kamu... Şunu da söyleyelim ama. Şimdi Erman Hoca hakem üzerinden gidiyorsun da... Geçen hafta dediğim gibi... Burada meyhaken başkanının hiç mi kusuru yok? Direkt Trabzonspor'a hedef alıp... Sizi mahkemeye vereceğim, siz ne yapıyorsunuz deyip... E, Yaptığı hata. Hata. Hakemler de etkileniyor. Hata. Onların tepkisine şirin görünmek için... Trabzon sana ben. bir şey söylüyorsa... Sen, seni... Futbol Federasyonu sahip çıksın sana. Aynen. Sen sen cevap verme. Sen cevap verirsen şimdi ben başka şey düşünürüm. Evet. Hakemler intikamını aldılar. Evet. Hakemler intikam aldılar. Öyle Trabzon'da. diyorlar zaten hocam. Trabzon yönetiminden intikam aldılar. Bak şimdi. Zekeriya. Sen konuştun. Senin intikamını aldılar. Kanı yerde bırakmadılar. Buyurun. Organize mi değil mi? Hadi temizleyin. Hadi temizleyin abi. Hadi. Ben buradayım ya hadi gelin. Beni mahkemeye verin. İntikam mı aldılar ateşe mi attılar? Bilmem. İyi. Bence ateş attılar. Ben alırım görüntüyü. Savcı hakim. Hiç anlamasınlar abi. Görüntüyü oynatırım. Bana beraat verirler de. Bu iki hakeme <laughs> veya Zekeri ömür boyu verirler herhalde. Hocam siz burada programlarda hep dile getiriyorsunuz. Bu MHK'nin içerisindeki o yapılanmaları Zekeri Hoca temizleyecek de diyordunuz. Hatta Kaşar hakem ifadeleri de kullandınız. Ben şimdi e, kaşar hakem olsam bu Zekeriya Hoca beni yiyecekse eğer ben onu yerim. Ben onu yerim. <laughs> o yüzden söyleyeyim intikam mı ateşe mi attı? Ben şu anda mesela bu hakemlerden söyleyeyim ya Hale Sözkahya, Hüseyin Göcek. Mete Kalkavan. Sezon başından beri söylüyorsunuz ya. zaten. Bunlar hakemlik ya. Bunlar tamam. hakem değiller. Bu Fırat Aydınus. Bu hakem ama şeytan. Tamam siz MHK başkanısınız. Daha var siz MHK başkanısınız ve o hakemleri saydınız. Ben de o hakemler yerine koyuyorum kendimi. Ya dün Hüseyin ya Göcek'i düşünün ya. Hüseyin ben... Göcek dün Fenerbahçeli futbolcular evvel ceza alanına giriyordu ya. Gol olsun diye. Lan at, verdiğin verdiği sarı kartlara bak. Attığın adamlara bak. Atsana Fener'den Galatasaray'dan Beşiktaş'tan öyle adam iki tane adam atsana. İstanbul'da büyük şehirlerin şeyin büyük takımların sahasında atsanız da atamazsınız. Yüreğiniz yok çünkü sizin. Sizin fiziğiniz var, yüreğiniz yok. Yani ben şunu Sizi hakemlik yaptıranlar da kaba. Bunlar hocam, seni hakemlik yaparlarsa ne hale gelir Türkiye Erman Hoca ben işte ne şu, söylüyorum ya. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Operasyon var ama operasyon yapılırken burada kurban edilen kulüpler var. Bence hedefteki hedefte kulüpler yok. Bence hedefte Zekeriya Ak var. Çünkü ben de duydum. MHK yakın bazı isimlerden. Bu hakemlerin hakemliği biterse sezon sonunda ne yapacaklar? Gidecekler bir yerde okey oynayacaklar, kağıt olacaklar. O beni yemeden ben onu yiyeyim. Serdar, hakemler hakemlik yapmamış bir MHK -e başkanı istemiyorlar. Ama Doğru. yerken ama içeriği, ama içeriği de organize ediyorlar. Ama de temizleyebilecek adam da hakemlerin içerisinde gelen adam, adam değil. Ama o onlardan birisi olmaması lazım aslında. Ama lazım. bu kadar hata yapan şimdi Fırat Aydınus, Mete Kalkavan kalacak mı zannediyorsun? Met hadi diyelim Zekeri Alp. Ya, yedin. <laughs> Onlar da birlikte lazım giderler. Şartlarda. Onlar da birlikte giderler. gider o zaman. Normal şartlarda kalmaması hocam, lazım. Hocam kulisler var. Onlar gitsin biz gelelim düzeltiriz. Nasıl gelecekler hocam? hocam gitsin, biz size başka hakemler veririz. Başka değil mi o kulisler? O, ne zaman tabii var? Ben isimleri de biliyorum. Evet. O da biliyordur? Evet. Şu anda şu anda 19 tane Erman Hoca hep söylüyor ya. Babadan oğula geçen hakem var. 19 Şeyli. tane. Ee, şey sistemi değil mi? Bak baba, şimdi, oğul, hayır işte, Ender, deneyen, bunların arasında bak dayı. Ender, Erman Hoca da söylüyor. Bunların arasında yetenekli olan vardır. Mutlaka ama hepsi değil. bir şey Bırakın mi? abi, alttan iyi hakemler geliyor. Onların da yolunu açın. Bir babadan bir oğula bir iş bak şimdi bu böyle bir iş değil ama kalabilir belki. Tamam. Klasmanlarda 120, 120 tane var. 120 tane klasmanlarda. Böyle benim söylediğim hocam Akar doğru doğru. Üst tarafta yani üst 120. tarafta evet vardır rahat rahat. Üst tarafta 19 tane. Yani işte öyle olunca da futbolu seyredenler Baksın. Baksın. futboldan keyif alamaz hale geliyor. Bak Meta Kalkavana bir ceza yok. Gidiyor Beşiktaş'a 3 tane penaltısını vermiyor. Var da Cüneyt Çakır'a çağırmıyor bile. 3 birlik. Hocam e, Fenerbahçe Beşiktaş Çakır'a müdahale arkasından, edebilir mi ya? Arkasından arkasından e o zaman Barda edebilir diyecek. Edebilir mi ki, ya? Levent abi. Cüneyt, levent Cüneyt Çakır Türkiye'nin en parlak hakemi. o müdahale zaman müdahale O ya? zaman Barda diyecek ki ben bu Allah hafta Allah diyecek Allah. ki o zaman. Bak şimdi kim o var var orada eğer o haftalık program veriyorsa maçı ona diyecek ki ben Cüneyt Çakır'a <laughs> müdahale edemem. Mete Kalkavan olarak benden bu maçı alın dedi. Bu kadar basit. Bas e, Galatasaray Başkanı işte gelme bize dedi. Bak Beşiktaş gitti orada vermedi 3 penaltıyı. Sonra evet. tekrar Mete Kalkavan maç aldı. Arkasında işte bugün var Fırat Aydın sağda Bu Trabzon diye değil. Millet yanlış anlıyor. Ya Trabzon'u mu tutuyorsun? Hayır kardeşim bu doğru olanı. Ligde en fazla Beşiktaş'ın bak, bak doğru tek. Ender, ligde en fazla bana göre Beşiktaş'ın hakemler zaten operasyonu yap, bitirmiştir ligdeki iddiasını. Arkasından Fenerbahçe'ye olmuştur çok ciddi hakemler. Oldu. Son çok zamanlarda da, oldu. da olanı ben sana söyleyeyim mi? Trabzonspor. Trabzon ama Göztepe ilk yarıda da oldu. Bak ilk yarı Göztepe bir tane sayarız. Şimdi bak birinci Beşiktaş'tır, ikinci Fenerbahçe, üçüncü de son zamanda özellikle son düzlüğe girdik ya virajla döndü. Artık Trabzon'a bir hafta içinde dört puana gitti. Şimdi Trabzon'a döndü iş. Peki üçüncü bu işin başında Trabzon. birisi mi var birileri mi var? Bana bunun cevabını verebiliyor musunuz? Ben birisi olduğunu düşünüyorum. He? Birisi olduğunu ben düşünüyorum. Ben kimlerin? Birisinin olduğunu ha, birisini. düşünüyorum. Ha birisinin. Buyurun abi. Bu işin arkasında birisi veya birileri olmazsa bu iş olmaz. Bu işte organize iş var abi. Bir kişi şey yok ya. Iş var hocam, ya. Ne söylüyorum? Bu işler tesadüf değil abi. Değil değil. Tesadüf Bugün yaptıklarını ya. düşünüyorum ben. Yüzde yüz kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Bunlar tesadüf değil ya. Artık bugünkü olay iğrenç ya. Çünkü. iğrenç, iki... Ahlak ötesi bir iş ya. Ben böylesini görmedim bak. Bugün gibi. Evet, sana göresi hocam, bana göresi olmayan akşam, bir pozisyondu. Hocam ben dün akşam bir konuya tanık oldum. Sonra bizim Gültekin onu düzeltti yanlış anlama. Hı hı. Yayıncı kuruluşu çektiği filmler, şey, bu görüntüler vara giderken e, görüntü kayboluyormuş yani kalite anlamında. Bu etkili olur mu hocam? El orada görünmüyor olabilir. Ne dersiniz hocam? Nasıl görünür şey Dinle bana. ciddi söylüyorum dinle. Hayır bir çekiyoruz veriyoruz. Oraya ne gider e, gitmez e, ben e, bilemem. Olur dedi. mu orada 3 boyutlu? Bir dakika da da da, da, o nereye sokuyorlar? Olur mu orada? Ya bilmiyorum ha, kim hocam şey işte hocam. el mi kayboldu? O eli nereye sokuyorlar başta kaybediyor. Bizim Hayır karıştı yani. Şimdi kuruluş o eli nereye sokuyor da kaybediyor? Yok hocam orada ben bir açıklama yapayım o hocam. Tabii lütfen. Biz de yayıncı kuruluşuz çünkü. Bütün görüntüler onların önüne gidiyor. Zaten onların önünde 11'li bir ekran var. 11'den fazla kamerayla, diyelim ki 20 ile çekiyorsunuz. Oradan, çünkü şeyi var, teknik uzmanı var. Yeni kameradan görüntüleri de isteyebilir. Var var, avar var. Bu maçta mesela iki avar var. Dolayısıyla önünde bir 11 kameralı ekran var. Oradan 11 kamerayı görüyor. İstiyorsa diyor ki bunlar yeterli değil. bir Yolla, yenisini ver. Yeni görüntüler Sen geliyor. Sen benim dediğimi Gittik anlamadın. Görüntüler... Yayın, Yayın bize gelen bizim izlediğimiz kalite şeklinde gitmiyormuş. Nasıl gitmez ya? Hayır orada Deniz Çoban'ın söyledi söylediği bu ben dinledim ne? akşam. Deniz Çoban din... çok iyi hakemdi sanki Allah de. Allah. O Hayır tamam ya. da ya. o kendisi yayıncı kuruluşun hakem ya ne, ben dinlediğimi değerlendirmeyeyim ben, Ben, tabii ki, Deniz tabii Çoban ki. Şopan bilir kişi mi? Şey yapacaksınız ya. Ya. ama değerlendireceksiniz ama ben hani ben de Ben espri yapıyorum el kayboluyor diyorum gelirken herhalde hocam. Görüntü kalitesiyle ilgili buraya yansıyacak bir problem olmaz. Onlar herhalde Deniz Çoban şunu söylesin. Ben de bir şey söyleyeyim. Deniz Çoban şunu söylesin. X takımın lehine olan e, hataları e, defalarca gösterip de aleyhine olan hataları niye bu kadar az gösteriyorsunuz demesi lazım orada hakem yorumcusu. Madem sokakta insanlar bana soruyor işte hafta içinde yaptık otomaçta da haberini. Hiçbir cevap da gelmedi. Bugün de aynı şeyi yaptılar. Ben aynı şeyi söyledim. Bravo seni tebrik ediyorum. Mesela geçen gün... Deniz Şopan onun, onun davasını verecek orada. sivas maçında Lemina'nın sırtına çıkma olayını görmedim ben dedi. Bize görüntü gelmedi dedi. Şimdi ya. görüyorum penaltı... Onun, şey faul dedi pozisyonun. <laughs> onun mücadelesini verecek. Peki yani. Levent abi yine size döneyim derbi üzerinden. Ee, Beyler ben oralarda çalıştım iyi biliyorum. He. Ben aralarda çalıştım iyi biliyorum. Siz ne anlatıyorsunuz diyorsunuz. Ne yani. anlatıyorsunuz? Köşe başları Abi tutulmuş hocam. Benim merak ettiğim şu var. Ne anlatıyorsunuz canım? var, yani? Var protokol içerisinde yer alan hakemlerin yanında başkaları var mı? Ben bunu merak ediyorum. Erman Toroğlu bizim kabloları kesen adamları <laughs> televizyonda söyleyemezsin. Biz onların evlerine ve iş yerlerine giderek onlarla konuşarak halledeceğiz. <laughs> Siz öyle yaparsınız. Ben konuşurum arkadaş dedim. Kafasına beş dikiş atılan hakemi çok fazla konuşamazsın. O maçı ben oynatmazdım diyemezsin Erman Toroğlu diyen bana en baştaki adam. Onun için de biz seni işten çıkarıyoruz dediler. Sizden bahsediyorsunuz ya. Vay be. Sizden bahsediyorsunuz ya. Ha? Şikayet ettiler. Türkiye'deki futbol kötü gidiyor. Bu kulüp başkanları, bu kulüpler kötü idare ediliyor. Yarın bir gün Arap sermayesi satılacak dediler. Bazı kulüp başkanları şikayet ettiler. Biz size para kazandırıyoruz. Erman Toroğlu aleyhimize konuşuyor dediler. Oralarda öyle çalışırsınız. Onları konuşamazsınız bazı şeyleri kardeş. Neden bahsediyorsunuz ya? Ben konuştum gittim. Adios dedim. <laughs> evet. Bak ne güzel anlatıyorum size. Bu işin varsa sorunuz ben size söyleyeyim. Ne anlatıyorsunuz bana ya? Olmaz konuşamazsınız. Ben konuştum. Orada da rahat konuştum. Burada da rahat konuşuyorum. Konuşmaya Ama devam bana hiç kimse bir şey demedi burada. Kaç sene oldu bilmiyorum. Bana kimse bunu niye konuştun demedi burada. Orada dediler. Orada dediler. Ben konuşmaya devam ettim. Sonunda da kovuldum. <laughs> bu kadar basit. <laughs> Sergen Yalçın ne demiş? Oyuncular çarşamba ya da perşembe toplantı yaptı. Yabancı oyuncularda daha fazla endişe vardı. Ama bu virüs konusunda Türkiye dünyanın en güvendiği ülke şu anda. Bunu anlatmaya çalıştık demiş. Ee, öncesinde bazı musteranın bayağı bir serzen içini gördüm ben. Sosyal medyaya da düştü. Burada arkadaşlarımın verdiğimi bilmiyorum. Enkodunun da yine... Hani bu ortamda maç oynamak, seyircisiz ortamda maç oynamak çok zor. Ee, oynamamayı tercih ederdik gibi bir ifadesini aşağı yukarı özetle toparlayacak olursak gördüm. Elbette seyircisiz oynamak kolay değil. Ona, ona hiç şüphe Aynen. yok. Sıra bir durum var ya. Ama e, yani ortada mı? Orta, da... ortadaki durum yani malum herkesin malumu. Aynen. E, biz tek dileğimiz bir an önce ee, bu e, sıkıntılı süreçten kurtulabilmek. Vallahi Avrupa bu konuda bu işe inanmadı. İspanya, İtalya, İngiltere. Başlangıçta yerleri, onlar çok, başlangıçta çok, çok sıkıntı Biz başından beri yaşadılar. bu işin peşinde dikkatle gidiyoruz. Bizim aldığımız er, önlemler daha erken oldu. Bir sene önce evet. Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde çok enteresan e, salgınla ilgili genelge okudum. Bir sene önce. Hemen hemen bir sene yakın. Allah Allah dedim. Yani böyle griple griple ilgili genelge çıkmaz. Demek ki Bugünlerin de bir hazırlığı varmış. İş ayları için zaten öyle bir çalışma yapılıyor. Her sene böyle farklı bir virüs, farklı bir gribal enfeksiyon çıkıyor. Yani bir genelge, çıkıyor. bir hazırlık var diyor Ama burada tabii diye. bu artık pandemiye girdi. Bir ne demiş ülkele... Fatih Terim? 50 bin taraftardan yoksun olmak kolay değil. Özellikle Beşiktaş gibi ciddi bir rakip, şampiyonluk adaylarından biri ve deli olan bir maçta, hele de ikinci yere hapsettiğimiz bir oyunda kazanamadık diye konuşmuş Fatih Hoca. Levent Düz'e e, ne diyorsunuz? yani ben şunu söyleyeyim. İlk yarı çöpe atılmış bir oyun. 10 kişi takımı yöneten bir Belanda. O takımı da sahip. Fatih Hoca söyledi. İkinci yarı Ömer hamlesini koyduktan sonra oyunun Galatasaray adına seyri değişti. Daha çok hücum eden, daha çok topa taki hakim olan. Rakip kalede bence o verdiğin istatistikler ikinci yarı daha fazla oldu hocanın belirttiği gibi. Daha iyi oynayan, daha çok baskılı oynayan bir Galatasaray izledik. Yani Beşiktaş tabii ki savunma yaptı. Daha az ekonomik kullandı enerjisini. Fazla yorulmadı. Galatasaray ilk defa hocaya tartışırken de söyledim bunu. İlk defa uzun bir alanda oynamak zorunda kaldı. Biz 8'de 8 yaparken hatta dokuz Sivas maçında oynarken bu kadar çok geriye Galatasaray'ın koştuğunu görmemiştik. Ama ilk yarıda bu koşuları fazlasıyla gördük. Neden? Önde çok top kaybı yapan bir Belanda'dan söz ediyoruz. Bir oyuncu bütün bir takımın senkronunu bozdu. E şimdi ikinci yarı Ömer dinamizm öne doğru Galatasaray'a götürüyor... Onyakuru <laughs> ilk yarıda etkili değil, ikinci yarı etkili oynamaya çalışan bir Onyakuru. Defansını çıkartmayan bir Beşiktaş. Tabii bu bakış açı farklı. Bu, bu şimdi Sergen Yalçın olarak tabii ki bu aşamada derbiyi kaybetmemek kendi antrenörlüğü adına bir başarıdır yani kar, kendi karnesine böyle yazılacak. Galatasaray'ın favori olduğu bir maçta. Çok fazla Sergen eleştirmiyorum tabii hocam eleştiriyoruz sen. Do, doğru bir yani Benim, bunu baz alamayız. Ha, yani Sergen Yalçın burada antrenörü değil Beşiktaş'ın hedefi tamam, yani sonuçta, onun önünde. Yani bunu, bir antrenör olarak da Levent abi Kimse yaratacak. Yani kimse yönetim sormaz diye Galatasaray'ı yenmedik diye. Ama 8 maç şampiyonluk şansın bitiyor. Şimdi Belki burada kolay fark, bir fark, var Beşiktaş'ın. Bir şey farkı yaratacak burada neydi? Galip gelemeyebilir. Daha önde oynayan, daha pozisyon üreten değil mi? Evet. Yani bunu bekleniyor Belki Beşiktaş'tan. Belki öne çıksaydı Galatasaray'ı yenebilirdi hocam. Şimdi bak Beşiktaş'ın Beşiktaş olur da 50 puanda oynardı o maçı, beraberlik iyiydi doğru Levent abi. 43 puanla gidiyorsun rakibinin, ondan sonra kesin yenmen gerekir. Rakibin 49, 53 puanda Ama iki tane de takım var. Hocam. Ne dedi? Biz gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Bu evet, saatten sonra bizim yani. şampiyonluk zor diyorlar. Levent abi. Bu felsefedeki bir hocanın bu oyunu oynatması Hayır. doğal o bir zaman şey hocam. O zaman korkaklık doğru mu? Doğrudur hocam senin ama büyük bunu hedefsizlik Bak Sergen ya, yok. Geldiğinden beri bütün programlarda burada beraberken hep övdüm ve evet, gazetede doğru. de doğru mu? Ama hep de verdik. Sergen Her Yalsın zaman ama Sergen'in olduğuna inanmıyorum. Bak ama. şimdi bu maçta evet, öyle değil. bu maçta bir takım üç defa rakip ceza sahası içine seyris maçta giriyorsa bak 10 tane giriyorsa pardon 3 tane de şut atıyorsa rakibin 3 katı kadar senden ceza sahası içine giriyorsa bak serisi maçta bir de 3 tane sen şut atıyorsa 16 tane senin 5 katın kadar şut atıyorsa hani bu seyirci olur anladım 50 bin kişi baskı edin dersin. Burada bir sıkıntı var. Beşiktaş takım ne golü düşündü? Evet Asbel kadar bir pozisyona girmek istiyor. Adem'le işte daha önce niye monte edilmedi? Yani bir kere Beşiktaş'ın kurgusu o mekanizmayı doğru çalıştıracak oyuncu Adem'le iştir. Sen hızlı kontra atak evet o eldeki oyuncular sıkıntılı ancak böyle oynarsın. El Nene ile Atiba'nın önünde Boateng sana o köprüyü kurmaz. Boateng evet önemli bir oyuncu ama ikinci santropor özelliği olan oyuncu. İlk programda da söyledim. Panku da oynuyordu, Serken de oynuyordu. Doğru mu? İlan Mansı'nın arkasında. İkisi farklı on numaraydı. Şimdi Sergen oyunu kuran oyun aklıydı Beşiktaş'ta. Panku da bitirici golcü bir oyuncuydu. Şimdi oynatırsın Boateng'i iç anlarım. Ama dış deplasmanda bu kadar eğer ucuma çıkacaksan Mutlaka Adem işte bu takımla oynaması gerekirdi. Üç tane öndeki koşu oyuncu kullanması gerek. Levent abi bir 60 dakika oynat sonra çıkar. Yani esas maç yani orada da Belanda oynadı kötü oynadı veya oyun öyle gideceğini hiçbir antrenör net kestiremez. E senin dediğine geldi 65'te 60'da, oyunu alır dedin aldı. 65'te de aldı. E, aldı. E, aldı. oyun, oynaması gerekir dedim. E, tamam Dün Ender'e de programda de hatta söyledim. 65'te, 65 aldı. aldı. Evet. Ondan sonraki sürede de zaten Beşiktaş takımı dikkat et. Ucun bağlantısı da yapamadı. Bir de Galatasaray mesela ilk yarı kötü oynadığında Adem Lajic daha rahat kullanabilirdin. İkinci yarı Ömer girdikten sonra daha toparlandı değil mi Galatasaray? Tabii tabii. Bu tartışılmıyor zaten hocam onu söylüyorum ama Ser, şimdi Sergen Yalçın kimse bireysel sergen e performansından daha performansından İkili daha önde. Bak şu şimdi Beşiktaş'ın performansı daha önde olması gerekir. İkili avaraj ama yani Böyle Hocam puan işim. puana geldikleri zaman Galatasaray'ın üzerinde bitirecek Beşiktaş. Yani tabii 8 Ama hafta. karşılığında da Galatasaray'ın Galatasaray'la Beşiktaş'ın geriye değil. kalan maçlarda futbol tabii hiçbir şeyin garantisi yok.